Kızlarım, hemşirelerim, bu zaman eski zamana benzemiyor. Kızlarım, hemşirelerim, hanımlar, terbiye İslamiye yerine, terbiye medeniye, İslam medeniyeti yerine, mimsiz medeniyetin fıtrata zıt olan dayatmaların yarım asırdır içimize girmiş. Hayat içtimaimize yerleştiği için bir erkek, bir kadının ebedi bir refika-i hayat ve saadet-i hayat-ı dünyeviye medar ve sair günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelir iken noktalı virgül olmuyormuş demek ki. O biçare zayıfeyi daima tahakküm altında yalnız dünyevi muvakkat gençliğinde sever. Ona verdiği rahatın bazen on misli onu zahmetlere sokar. Eğer şeran küfüf tabir edilen birbirine denk olmasa, küfüf denk olmasa, hukuku şer'iye nazara alınmadığından, sen mi almadın hukuku şer'iyeyi? Mesela bir tanesi vardı böyle, tetelefs ettireyim. Vakıf vardı aramızda. Bize düşer tabi, abisiyiz, biz evlendireceğiz. annesi vefat etmişti. Babası vardı. Babası da şey. Bunu gittim kız istemeye, bir kardeşimizden. Gittim kız da, annesi de sorabiliyorum. Kapının arkasında tahmin ediyorum oturuyorlar tabi. Kızın abisiyle görüşüyorum. Üç erkek kardeşi ondan hariç, dört tane. Babası da oturuyor. En büyük erkek kardeşiyle muhatabız. Bırakmış anı. Kızı istedim. Dedi ki, hocam dedi, nesi var dedi. Yani tamam. Dindarlığı tamam. Sen geldiğine göre tamam, onu sorgulamıyorum ama dünya da lazım. Nesi var dedi. Ben dedim ki, imanından başka hiçbir şey yok. Hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadın evleneceği zaman mehir olarak okuma yazmayı öğretmeyi istemiş. İlme o kadar değer vermiş değil mi? İmanından başka hiçbir şeyi yok. Dediğim zaman mukabele nasıl etti biliyor musun? Ben o imanını kabul ediyorum ve veriyorum. Ondan sonra şu anda çok bahtiyarlar. Ölçü çok önemli. Nereye göre neyi izah ediyorsunuz? Nereye göre neyi yanlış veya doğru diye sorguluyoruz? Anladın? Buna ait evde mesela, kim haklıdır, kim haksızdır'a odaklanma. Neyi yapmamam gerektiğine odaklan, sorun çözülür. Yani, hanım haklı ben mi? Meşgul olma bununla. Çözümün parçası ol. Sorunun değil. Yani sıkıntı olduğu zaman şuna odaklan. Pergelini ona at batır ince ucunu. Kalemi onun etrafına döndür. Çocuklar anasız babasız büyümemeli. Bunu esas al, fikir öyle imal et. Hocam o zaman bitti diye mesela. Veya pergelin ucunu yuvam dağılmaması lazım. Koy oraya. Ona göre fikir imal et. Veya kul hakkıdır. Allah'ın bana emanetidir. Senin kölen değildir. Ha? Pergeli o kul hakkına koy. O merkezli düşün. Şeytanın düşünce mekanizmasını işlettirme. Şeytanı şeytan yapanın bir vasfı da ben merkezli düşündü. O dedi ki, o topraktan ben ateşten. Değer yargısı tırabir. Değer yargısı madde yaptı. Ölçüyü ne yaptı? Madde yaptı. Bakın ne yaptı? O topraktan ben ateşten dedi. Şimdi ne diyor? O abası var mı? Evi var mı? Kapıda bekle. Neyi var? Makam ve kasa ve masa yoksa itibar yok. Peki neticesi? Cemiyetteki şu çekilen sıkıntılardır. Bak bakalım evde sorun var değil mi evde? Evde sorun olması oraya Allah'ın hakim olmaması nispetindedir. Din hakim değil. Acaba o pergeli ince ucunu
esas merkeze koymamız gerektiği merkeze koyup ondan sonra düşüncemizi çalıştırsak, ben atlayayım, bana böyle dedi, böyle gitti, şöyle yaptı da böyle oldu, yaparsan ben merkezde oluyor. O zaman da çözemezsin. Küfür tabir edilen birbirine denk olmasa hukuku şeriye nazara alınmadığından hayatı daima azap içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse daha berbat olur. İşte bu izdivaca sevk eden 3 sebep var. Bunlara da diyor ki uzun oluyor. Kaçıncı sayfa? 49'un sayfa. Diyor ki kızlarım diyor. Böyle diyor küfürünüz çıkmasa uzun olmasın diye kısa naklediyorum ilmana. Denginiz yoksa, köylü hanımlar kızlar gibi kendi nafakasını nasıl çıkarıyorlarsa siz de iktisatlı kanaata alışın. Basit şeyle de geçinebilirsiniz. Açık saçıklıkla kendinizi bu tür denginiz olmayan, namazsız, niyazsız, itikatsız insanlara kendinizi satmayınız. Sonradan bana diyor ki, ben yurt dışında da hocalık yaptığım için soruluyor, özür dilerim, kusura bakmayın. Hocam diyor, benim kocam diyor, yıkanmıyor diyor. Arabası var mı var, kaportası düzgün mü tamam. O zaman niye düşünmüyordun, dini var mı diye. İki çocuklar var, yıkanmıyor diyor. Ben ne yapayım diyor. Çok söylüyorum diyor, yıkanıyor. Allah söylüyor da yıkanmıyor. Sonra ben düzeltirim. Allah söylüyor, din söylüyor, peygamber söylüyor, alimler söylüyor, düzelmiyor. Ben diyeceğim de düzeleceğim. Zaten din söylüyor onu. Diyor ki, kendinize uygun olma. Ha, yok, öyle bir şey oldu diyor. Tamam, gaflet döneminde oldu. Orada da devamında diyor ki, sabret. Sabret, çözüme odaklan, çözüme odaklanana Allah merhamet ediyor. Çözüm yollarınızı gösteririz diyor.